Dan bir yeni Türkiye programıyla daha karşınızdayız. Elbette ki gündem çok yoğun, çok harika bir program olacağına inanıyorum. Elbette ki iki ayrı değerli konuğum var. İki ayrı değerli konuğumla güzel bir program izlemenizi sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Peki kim konuklarım? CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan ve Avukat Ceyhan Mumcu. Her iki konuğumda hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sevgi ve selamlarımı bildiririm. Evet, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkı sunduğunuz için başlangıçta. Tabii ki zamanı iyi değerlendirmek amacıyla programa hemen başlamak istiyorum. Tabii ki her iki konuğuma da öncelikle bu programda hangi konu başlıklarının dile getirilmesini gerektiğini düşündüğünüzü sormak istiyorum. Buyurun Ceyhan Bey, size. Efendim, bugün ne yaşıyorsak o yaşadıklarımızla başlamak lazım. Bir basın organı, bir yayın organı olduğu için bugünün gündemi de bizim Afrin olayları ve Afrin olaylarındaki destek verme zorunluluğumuz, ulusal birliği ortaya koymak, dünya kamuoyuna bunu göstermek zorunda olduğumuz gün. Biri bu önemlidir. İkincisi, ana muhalefet partimizin genel kurulunu yarın yaşayacağız. O önemlidir. Üçüncüsü, hala Türkiye'de büyük problemler yaşamamıza neden olan bu tarikat olaylarıdır. Burada yargıya intikal eden olaylarda öğrendiğimiz yeni bilgilerdir. Bu önemlidir. Bence bu tabii ekonomik kalkınma, sosyal adalet, fırsat eşitliği gibi konular da var ama bunlar biraz daha özel ihtisası gerektiriyor. Benim anladığım gündemdeki önemli konular bunlar. Evet, Afrin ve CHP dediniz. Tabii ki son dakika ekranlarda da yansıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Darmık Dağı'na Türk bayrağını dikmiş oldu. Söz şimdi de sizde. Ne dersiniz Savcı Bey? Sizin gündeminizde neler var? Vallahi ben Ceyhan abiyle aynı gündemi paylaşıyoruz. Aynı ülkede yaşadığımıza göre, bu ülke ikimizin de onuru şerefi olduğuna göre biz kendi ülkemizi ilgilendiren konularda elbette ki hemfikiriz. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi çok önemli. Niye önemli? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir konuma geldi. Yani bir güvenlik açığı var. Dolayısıyla bir ana muhalefet partisi eğer işgal edilmişse, onu işgal edenler eğer Türkiye'nin aleyhine çalışıyorsa, bence Afrin işgalinden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgalden kurtarmak lazım. Çünkü belki Afrin'le sınırlarımızın güvenliğini sağlamış oluruz ama eğer CHP işgalden kurtarırsak ülkenin güvenliğini garantiye almış oluruz. Bu CHP siyaset yapmasının anlayışı değildir. CHP milli ve yerli bir siyaset yapsın, halka gitsin, AK Parti'yi de devirsin, iktidar olsun, bu millete yararlı bir şeyler yapsın. Herkes o isteme hakkına sahiptir. Herkes kendisini Türk halkına beğendirme şansına, beğendirme hakkına sahiptir. Yeter ki yerli olsun, milli olsun, Esed'i desteklemesin, Türkiye'nin aleyhine olan güçleri desteklemesin, onların oyununa gelmesin, Türkiye'ye yardımcı olan güçleri itibarsızlaştırmasın. Bu çok önemli. CHP bunları yapıyor. Onun için ben artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını ayrı tutuyorum. Yurtsever bir taban vardır. O taban bana göre gençliğe hitabeyi her saniye okumalı. Bunu her televizyonda söylüyorum. Yöneticileri gaflet, delalet, ihanet içinde olabilir ama onlar bütün bu partiyi onlardan kurtaracak kadar asil bir kanlarında bir kudret vardır. Mevcuttur. Dolayısıyla bu anlamda bir çalışma sarf etsinler. Bu kurultay 3-4 Şubat kurultayı onlar için çok önemli bir kurultaydır. Burada da partiyi işgalden kurtarsınlar, Türkiye'nin hizmetine soksunlar, iktidar olsunlar. Hiç ondan kocunacak bir tarafımız yok. Afrin partiyi işgalden kurtarsınlar dediniz. Tabii. Size göre kim işgal etmiş CHP'yi? Yani CHP'nin kimler tarafından işgal edildiğini 2010'da ben söylemiştim. Hatta 2010'da Sayın Baykal giderken ben duygusal bir an yaşamıştım. Bir tane gazeteci bana sordu, dedi ki Baykal giderken siz gözyaşı döktünüz. Bak dedim, Baykal giderken ben gözyaşı döktüm ama Baykal dönmezse Türkiye gözyaşı dökecek. Çünkü Baykal iktidar olmasa bile milli ve yerli meselelerde hükümetinin yanındadır. Baykal'ın bize talimatı olurdu. Bakanlar ve başbakan yurt dışındayken onların elini zayıflatacak bir açıklama yapmayın, Türkiye'de medya bu anlamda sizden faydalanmasın diyordu. Bu milli ve yerlilik duygusudur. Şimdi
Cumhuriyet Halk Partisi eğer FETÖ'cü güçler, siyah güçleri tarafından çok daha ileri gideceğim, bir Yahudi bazı lobiler tarafından işgal edilmemiş olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi yani Türkiye silah, IŞİD'e silah veriyor deyip uluslararası mahkemelerde Türkiye'yi yargılatmak isteyen güçlerin eline koz vermezdi. Onlara büyük bir imkan sunmazdı. Kendi milletvekilleri, kendi ona yakın insanlar Türkiye'nin milli sırlarını ifşa etmezdi. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bütün bunlar neyi gösteriyor? CHP'nin büyük bir işgal altında. Hatta Kılıçdaroğlu'nun ilk danışmanını ben deşifre ettim. Biz ceza aldık. Yani siz niye adama iftira atıyorsunuz dediler. Bu Fatih Gürsül'ü ilk ortaya atan bendim. Bu adam FETÖ'cüdür. FETÖ'nün bir numaralı adamıdır. CHP'nin de imamıdır dedim. Hepsi saldırdı bize. Sonuçta ne oldu? 10 yıl ceza aldı. Yani bence Kılıçdaroğlu istifa etmeliydi. Benim danışmanım FETÖ'den 10 yıl ceza alıyorsa ben de onu bütün CHP'nin sırlarını teslim etmişsem benim istifa etmem gerekiyor. Bunları yapmadılar. Afrin'de bir iki cümle söylemek istiyorum. Sayın abime de saygısızlık olmasın, Ceyhan abime. Şimdi Afrin bazıları sulandırıyor. İşte efendim Kürtlere yöneliktir. Kürtler orada %40 Kürt var, %50 Arap var, %10 Türkmen var, Süryani var, bilmem değişik etnik gruplar var. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kimsenin rengine falan bakılmıyor. Türkiye kim silah sıkıyorsa, Türkiye'nin sınırlarını tehlikeye atıyorsa, Türkiye Amerika'dan daha çok haka sahiptir. 10 bin kilometre öteden gelip oradaki bir silahlıyı kendisine tehlike olarak gören ABD utanmalı. Yani bizim 1350 kilometre sınırımız var. Biz niye tehlike olarak görmeyeceğiz? Dolayısıyla burada da biz algı operasyonu yapılıyor. Ne yazık ki CHP ve HDP de bu anlamda bölgedeki insanları bu anlamda kanalize etmeye çalışıyor. Ama ben son 3 gün içerisinde 170-180 tane kanaat önderiyle telefon görüşmesi yaptım. Allah'a çok şükür hiçbirisi bu operasyon Kürtlere yöneliktir demiyor. Tam tersine PKK'nın ve YPG'nin elindeki rehin Kürtleri, Arapları kurtarmak için yapılan bir operasyondur. Allah bu operasyonda emeği geçen herkese yardım etsin, razı olsun diyorum. Evet, Savcı Sayan bunları söyledi. Ceyhan Mumcu'ya sormak istiyorum. Şimdi tabii ki yarın 36. olağan kurultayını yapacak CHP. Peki yarın kurultayda neler olacak sizce? Ne bekliyorsunuz Ceyhan Bey? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir delegelerde bir şey vardır, bir kriter vardır. Savcı Bey bilir. Parti yaşın kaç derler. Yani parti üyeliğinin kıdemi büyükse daha fazla saygı göstermek adına söylerler. Evet, evet. Genç olanlara da parti yaşın kaç biraz daha sabırlı ol anlamında söylüyor. Benim parti yaşım CHP'de 43'tür. Ben 27 Mayıs'tan evvel 1 Nisan 1960'da CHP'ye üye olmuştum. 2003'te Kemal Derviş Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapıp genel başkan yardımcısı yapılınca bunun hem solcu olmadığı hem milli üretme karşı olduğunu gördüğüm için bunu protesto ederek ayrıldım. Ayrıldığım 2003'tür ayrılma tarihi. Bilmiyorum Savcı Bey'in kaç. Bu bakımdan 2013'te mi 14'te ayrıldım efendim. 14'ten yani evet. Giriş tarihim çok eski çünkü ben gençlik kollarında da genel başkan yardımcılığı yaptım. Şöyle söyleyeyim 89 ama evet. Benim parti yaşım senden büyük herhalde. Şimdi ben tabii izliyorum. Yani CHP'nin en ayrıntılı genetik kodlarını çok iyi bilen bir isimsiniz evet. Ceyhan abi. Ailece bilirler zaten. Evet. Şimdi Allah şundan dolayı da Uğur Mumcu Bey de bilirdi. Eşi de bilirdi. Ceyhan evet. Abi de bilir. Ailece CHP'ye çok hakimdirler. Bilirler yani. Şimdi ben 3 kere CHP'de il yönetim kurulu üyeliği yaptım. Birçok il kongrelerinde il delegeliği yaptım. Kurultay delegesi hiç olmadım ama ve ne kadar olursa olsun CHP'den ben 2003'te ayrıldım ama tabii benim çevrem hep CHP'li insanlardır. Onlar beni 43 yıldır alışmıştır. Ben onlara alıştım. Mesleğimi de hep onlarla görüşerek sürdürüyorum. Onun için CHP olaylarını hep takip ederim. Birisinin bir sözü vardı, bu CHP'den ayrılmış o zamanki İşçi Partisi'ne geçmiş, diyordu ki CHP'den ayrılan insan boşadığı eşim ne yapıyor, bana sadakata devam ediyor mu, başka bir bulmuş, o şekilde ilgili.
dinleniyor yani ister istemez 43 yıl geçtiği için. Hakikaten doğru ya. Dostluklar olduğu için. Hatırlıyorum ya. Şimdi ben partiye girdiğim günlerde Önder Sal'la birlikte girdik. Evet. Yani Önder Sal Merkez İlçe. Ben de Çankaya İlçe delegesiydim. İlk Önder Sal'a girdiğimde de onun da parti yaşı benimki gibiydi. Deniz Baykal'ı ben şeyden tanıyordum. Ben siyasal bilgilerde öğrenciydim. Deniz Baykal'ın bizde fakültede asistan olarak işe başladığı tarihte ben siyasal bilgiler birinci sınıf öğrencisiydim. Giriş tarihimiz de aynıydı. Bir gün Baykal'la onu da konuştuk. 10 Kasım 1959'dur. Yani Atatürk'ün o öldüğü günün bir yıl dönümünde Baykal eylemli olarak siyasal bilgiler fakültesi asistanlığına başlamış. Ben de siyasal bilgiler birinci sınıf öğrenciliğine başladım. Baykal'ı da öyle çok yakından tanıyorum. Tabii Baykal'ın çevresini de tanıyorum. Ben bir de Ankara Belediye Başkan Yardımcılığı yaptım. Ve Vedat Dalokay ve Ali Dinçer zamanında Ankara Belediye Başkan Yardımcısı olarak örgütle ilgim vardı. Üçüncüsü bir de ben 1977'de ve 84'te CHP'den milletvekili adayı oldum. 1977'de eğer kalsaydı 12 Eylül mani oldu. Seçilmesi çok garantili senatör adayıydım. Şundan dolayı senatör olmak için hem üniversite mezunu hem 40 yaş var şartı vardı. 40 yaştan büyük. Rakibim aday yoktu. Yani ön seçim yapacaklardı. Delegenin de başka çaresi yok. Yani 4 tanesi Ankara'da şey vardı, senatörü vardı CHP'nin. Uğur Alca Kaptan, Hayri Elçoğlu, İbrahim... Evet. Şimdi biraz önce Savcı Sayan Bey dedi ki CHP işgal altında dedi. Yarın sizce işgal altından kurtululacak mı? Böyle bir imkan, fırsat var mı yarına? Yani ben zannetmiyorum. Yani bir kere bir Savcı Bey onu düşünüyor, onu bu ifade ediyor. Dışarıdan tabii daha nesneli ediyor ama o delegede o psikoloji yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir programı var. Programa gerek yok. Seçeneğe gerek yok. Ne olursa olsun Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım diye ona şey olmuşlar, kilitlenmişler. Onun için o Amerika Birleşik Devletleri yani veya Fransa düşünün. Şimdi bugün dün Dışişleri Bakanımız basın toplantısında Perinçek İsviçre davası kararını sallıyordu değil mi? Fransız Dışişleri Bakanı'na karşı. Ermeni soykırımını Dışişleri Bakanımız dedi ki Ermeni soykırımını tanısan ne yazar, tanımasan ne yazar. Bir, iki tane Fransız Anayasa Mahkemesi kararı var. Bir de Perinçek İsviçre davası kararı var. Perinçek İsviçre davası kararında bir, ifade özgürlüğü bakımından bu mahkumiyet hukuka aykırı, soykırımı tanımamayı cezalandıran. Fakat iki daha önemli bir şey var. Soykırım tanımına girmiyor diyor. O 1915 olayları soykırım tanımına girmiyor diyor. Bu aşamadayken Türkiye bir bakıyorsunuz diaspora temsilcisi kontenjandan milletvekili. Soykırımın tanıma adımı. İstanbul milletvekili. İki, bir bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı geri başa götürüyor. Biz soykırımı tanıyacağız diyor. Ve adına da sol grup diyor. Bir de sol oluyor bunlar. Yani şimdi şeyden sonra eğer Afrin'e de bir şey söyleyeyim. Bizim bu çatışmamız Savcı Bey de açıkladı bu Türkler Kürtler falan diye. Hatta PKK böyle değil. Daha doğrusu Amerika ve Türkiye çatışmasıdır. Bunun başlangıç tarihi de 74'tür. Türkiye çünkü 74'te NATO'ya rağmen Amerika'ya rağmen Kıbrıs'a çıkartma yaptı. O çıkartma şaşırtıcı biçimde başarılı oldu. İki adet çıkartma yapıldı. Biri 74 Temmuz'unda, biri de 74 Ağustos'unda. Biz o günlere benzer günler yaşıyoruz. Ve Kıbrıs şeyinden sonra, çıkartmasından sonra Türkiye iki görüntülü terör örgütüyle karşı karşıya kaldı. Bütün izleyicilerimiz bunu not etsin. Bu örneğin Uğur Mumcu'nun tespitidir. Kanıtlıdır, belgelidir. Bu Kıbrıs başarısından sonra Amerikalıların, Fransızların ev sahipliğinde, İngilizlerin ev sahipliğinde Ermeni terörü, o Taşnak, Hınçak ve PKK terörü
PKK iki terör örgütünü birleştirdiler ve 74'ten sonra Türkiye birisi PKK terörü, biri de Ermeni terörüyle karşılaştı. Önce Ermeni terörüyle karşılaştı. Ermeni teröristler bizim diplomatlarımızı hep şehit ediyorlardı. Fakat Türk istihbarat örgütleri o Ermeni şeyini çökertti. Onu operasyonlarla tasfiye etti. Bir, geriye bu PKK örgütü kaldı. PKK örgütünün ne olduğunu da size temin edebiliriz. Bunun şeyi var. Abdullah Öcalan'ın gözaltına alındığı zaman videoya alınmış ifadesi vardır. Abdullah Öcalan örgütünü şöyle tarif eder. Biz taşeron bir örgütüz. Hangi devlet bize bir hizmet verirse, iş verirse, bedelini öderse o devlete hizmet ederiz. Şimdi siz beni yakalayıp Türkiye'ye getirdiniz. Eğer Türkiye'nin bir talimatı varsa, bir hizmeti varsa bedelini ödeyin, beni serbest bırakın, ben gideyim bir Türkiye'nin taşeron şirketi olayım diye mahkeme öncesi bir teklifte bulunmuştur. Bu videolara çekilmiştir, videoya çekilmiştir. Ulusal kanalda yayınlandı bu. Bunun CD'si de var. Tavsiye ederim siz de kanalınızdan evet. Bunu temin edip gösterin. Evet. Savcı Bey, PKK'nın ne olduğu da çok iyi anlaşılsın. Savcı Bey de PKK olayına şeydir. Çünkü Ağrı'dan geldiği için oralarda da faaliyetler var. Evet. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Halkımız bunu iyi anlasın. Bakın ben Kahramanmaraş'a veya Erzincan'a da duruşmaya gidiyordum. Bir Kürt kökenli yurttaşımız adliyeye gelemiyordu. Kapıda poşol filan birileri geliyordu. Size burada tembih etmedik mi? TC'nin adliyesine gelmeyeceksiniz. Bizim adalet divanımız var. Vatandaş yargılandığı davada gelip savunma yapamıyordu. Vatandaş hakkında açılmış tazminat davasına gelip savunamıyordu. Veya bir hakkı zayi olduğu zaman dava açamıyordu. Ya çocuklar bu yaptığınız doğru değil falan dediğimiz zaman bize diyorlardı ki bu bizim için altın fırsattır. Madem ki Amerika arkamızda, şimdi yaptık, daha o zaman hendeklerin kapatılmadığı zamandı, başka türlü yapamayız. Aynı şeyi ben bu darbe davalarından sonra Fethullah Gülen mensubu tutuklarla karşılaşmamız oluyor cezaevlerinde falan. Onlar da aynı şey. Bizim için altın fırsat. O da biliyorsunuz altın nesil diyorlardı kendilerine. Çünkü arkamızda Amerika var. Biz Fethullah Gülen örgütüne, ateist olan da var, laik olan da var. Ama bu örgüte girersek buradan dolayı işte general oluruz, amiral oluruz, üniversiteye rektör oluruz, tıp fakültesine dekan oluruz, Yargıtay üyeliğine seçiliriz, mahkeme Ankara'da, İstanbul'da en iyi mahkemelerde üye oluruz. Bir oportunizm vardı. Fakat bu oportunizmin en büyük dayanağı yine Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Son yıllarda gerek PKK'nın bu hendeğe gömülmesi, bu Afrin olayları, gerekse bu Fethullah Gülen örgütüyle ilgili yargısal operasyonlarda esas darbeyi yiyen güç Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu da bütün yurttaşlarımız o bilinçli olaylara bakmalıdır. Evet. Savcı Bey, CHP kurultayına geçmek istiyorum. Bugün açıklama yapıldı CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından. Özellikle Enis Berberoğlu'na özgürlük kampanyası başlatacaklarını ifade ettiler. En çok dikkat çekici bir husus da adalet ve cesaret temalı, ana temalı olacağını ifade ettiler. Neyin adaleti, neyin cesareti, kime özgürlük? Amerika'nın adaleti, Amerika. Bugün CHP kurultayında, yani yarın yarışacak, pazar günü yarışacak adaylar Sayın Muharrem İnce, Sayın Ümit Kocasakal ve Emin Ağaoğlu üçü aynı zamanda Amerika'ya ve Esed'e karşı da savaşıyor. Yani pazar günkü CHP kurultayında sadece delegeler karar vermeyecek. ABD dolayısıyla Esed, yani manevi destekleri ve diğer destekleri, bunlar CHP'nin başına yerli ve milli bir kadro gelmesin diye mücadele edecekler. Dolayısıyla şu anda nasıl ki Türkiye Afrin'de Amerikalılara karşı savaşıyorsa diğer örgütler için teferruatıdır
diyorsak cumartesi pazar günü yapılan kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu dışındaki diğer 3 aday aynı zamanda Amerika'ya ve ESED'e belki de Avrupa'nın birçok ülkesine karşı yarışacak. Çünkü onların hepsi müdahildir. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim değişmesin. Kendi adam yoksa Canan Kaftancıoğlu durup dururken 170 tane hani adalet, hani cesaret, kimin iradesine grup kararı mı alıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? 172 delegemizle biz Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. O zaman sandığı kurmanın ne anlamı var? 170 delegenin oyu senin cebindeyse bir tek sen git, 172 eski ağalar gibi köyün bütün oyu benden sorulur. Siz boş verin, sandığa bir tek adam gönderin, hepsini sizin partiye atar. Eğer buna adalet ve cesaret diyorlarsa bu doğru. Bu Amerika'nın tam da adaleti ve cesaretidir. Hain bir cesaret, olmayan bir adalet, fakat o kutsal şeylerin altına gizlenerek işte adalet şeyini kullanarak Kılıçdaroğlu da yürüyordu, adalet yürüyüşü. Ne oldu? Kılıçdaroğlu niçin yürüyordu? Mesela Gandhi'ye benzetiyorlar. Gandhi başkaları bizim ülkeye müdahale etmesin diye yürüyordu. Kılıçdaroğlu da başkaları niye bizim ülkeye müdahale etmiyor diye yürüyordu. Yani bunun ikisi arasındaki fark bile bize kocaman kitaplar yazdırabilecek kadar önemli şeylerdir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bu ülkenin bir yurttaşı olarak üzülüyorum. Ben Cumhuriyet AK Parti'de siyaset yapmıyorum. Ben AK Partiliyim. Ama mesele AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil. Şimdi bugün bir milli ittifak oluşmuş, Afrin'e karşı bir ittifak oluşmuş. Burada biz partiye bakmıyoruz. Biz Türk bayrağına bakıyoruz. 780 bin kilometre karenin şerefine, namusuna, onuruna bakıyoruz. Tecavüz eden kim olursa olsun biz ona karşı çıkacağız. Biz de kimsenin toprağına tecavüz etmiyoruz. Kimseyi taciz etmiyoruz. Kimseyi tahrik etmiyoruz. Mesela burada. Ama bugün Türkiye'nin en büyük derdi, ya Türkiye'nin obüsü falan var, Türkiye'nin tankı var, topu var, her şeyi var. Allah'a şükür birçok şey de üretildi. Kıbrıs Savaşı gibi elimizde Amerika'nın G3 ya da Almanya'nın var. Siz kullanamayacaksınız. Bir tek Kaddafi size yardım edecek. O durumlar geçti. Yani Türkiye şu anda hem arazi araçlarıyla hem askerin elindeki tüfekleriyle falan son derece güzel şeyler yapıyor. Ama Türkiye'nin bunlardan daha önemli bir uzu eksik yani. Nedir? Ana muhalefet. Yani eğer Türkiye'nin bir organı eksikse en büyük organı eksiktir. Nefes alamıyor. Yani çünkü eğer ana muhalefet milli konularda milli duruş sergilemiş olsaydı Türkiye daha büyük bir cesaretle Avrupa'ya meydan okuyacaktı. Daha büyük bir cesaretle Amerika'ya meydan okuyacaktı. Ama içimizdekilerle uğraşmaktan cepheye biz gidemiyoruz. Cepheyi bile konuşamıyoruz. Bakın burada Afrin'i konuşmamız gerekirken, CHP'yi takdir etmemiz gerekirken, diğer partileri takdir etmemiz gerekirken biz tutmuşuz. Burada CHP'yi konuşuyoruz. Yani bizim büyük bir, hani Anadolu'da derler ya, hırsız evin içinden olursa öküzü bacadan çıkarırlar. Ya o nedenle eğer diyorsunuz, kardeşinizin kolu düşmanınızın konundaysa siz de o düşmanı yenemezsiniz. Yani. Mesela şimdi Vatan Partisi ile AK Parti anlaşıyor mu? Hayır. Ama milli konularda ortak bir nokta var. Yani o nedenle Zeytin Dalı harekatından daha da önemli diyorsunuz CHP'yi kurtarmak. Bakınız biraz önce bir cümle kullandım. Siz Zeytin Dalı hareketiyle sınırların güvenliğini garantilemiş olursunuz. Ama siz CHP'yi işgalden kurtarırsanız ülkenin güvenliğini garantiye almış olursunuz. Ben bunu bugün söylemiyorum. Sayın Baykal gittiği zaman ben dedim ki bakın bunu normal bir kaset olarak falan görmeyin. Bu bize saldıranlar Türkiye'nin milli güvenliğine saldırmışlar. Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiriyor. Çünkü ana muhalefetin genel başkanı aynı zamanda başbakan adayı. Başbakana saldırı yapılıyorsa, başbakanın bu kadar yakınına yabancı güçler, düşmanlar girip Türkiye'nin siyasetini dizayn ediyorsa bunu bir CHP, AK Parti rekabeti olarak görmeyin. Bu ileride Türkiye'nin ulusal güvenliğini etkileyecek bir durumdur. Bu açığı kapatın. Bu açığı kapatalım dedik ama tabii o zaman bir toz duman vardı. Herkes farklı bir havadaydı. Peki tam da Sayın Deniz Baykal'ın yurt dışında tedavi olduğu dönemde bir kurultayın belirlenmesi manidar mı size göre? Yani çok manidar. Yani Sayın Baykal nasıl hastalandı onlar da var. Soru işaretleri var. Sayın Baykal tam kurultaya yakın bir tarihte yurt dışından geliyor. O gece kriz geçiriyor. Zehirlediler mi? Zehirlendi mi? Bunları hiç konuşan var mı? Bakın biz Atatürk'ün zehirlendiğini kaç yıl sonra konuşuyoruz. Özal'ın zehirlendiğini kaç yıl sonra konuşuyoruz. Yani siz endişe mi duyuyorsunuz Deniz Baykal'ın zehirlendiğine dair? Ben çok endişe duyuyorum. Ben bunu en yakın çevresinden de duyuyorum yani. Kusura bakmasın kimse. Deniz Baykal çok sağlıklı bir adamdı. Yürüyüş yapan, sürekli tetkiklerini iyi takip eden, bu anlamda Ceyhan abi de bilir. Deniz Bey kendisine düşkündür o anlamda. Hiçbir sıkıntısı da yok. Birdenbire Deniz Bey'in pıhtı atması, embolu, yani bunlar çok ilginç şeylerdir. Deniz Baykal nereye gitti?
çekti, Fransa'dan geliyor. Kurultaya, peki Deniz Baykal rahatsızlandı. Siz bunca yıldır kurultayı erteliyorsunuz, hile yapıyorsunuz, oyun yapıyorsunuz, seçimi bir genel başkanınız, önemli bir genel başkanınız ölüm döşeğinde, Allah selametlik versin, rahatsızlanmış. Sizin aralacada kurultayı yapmanızın ne anlamı var? Siz bu kurultayı Nisan'da yapamaz mıydınız? Bu kurultayı Mayıs'ta yapamaz mıydınız? Burada yangından mal kaçırır gibi. Eğer Deniz Bey Allah selametlik versin, o talihsiz hastalığa yakalanmamış olsaydı, yaşamamış olsaydı, bu kurultayda çok farklı şeyler olacaktı. Deniz Bey'in kendisi mi olurdu, bir başka ekip mi gelirdi, ama Deniz Bey'in burada önemli çalışması vardı. Deniz Bey bu konuda arkadaşlarıyla birlikte önemli bir çalışma yapıyordu. Zaten beni şüphelendiren de o çalışmanın duyulup ondan sonra Deniz Baykal'ın kriz geçirmesidir. Ki ben Deniz Baykal'la siyasi birliklerim yok, onu da söyleyeyim. Dostluk olarak söylüyorum. Dostluklar önemlidir. Yani biz birisinin evinde ekmeğini yemişsek onun sofrasına bıçağı vurmayız. Bu bizim Anadolu terbiyemizdir. Ömür boyu da vurmam, vurdurtmam. O ayrı bir şey, ama siyaset yapmam o ayrı bir şey. Evet. Ceyhan Mumcu'ya sormak istiyorum. Sizin de Deniz Baykal'ın zehirlendiği yönündeki bir endişe taşıyor musunuz bu yönde sizde? Şimdi tabii bu bir hekim gözlemi gerektiren bir durumdur. Ama net, sayın abim takdir edersiniz, bir şey ki diyemiyorum ama öyle ilaçlar çıkmış ki evet. Doktorların bile otopside bile çıkmayan önemli evet, şeyler var tabii yani. O bulgular, eğer zehirlenme varsa onun da ortaya çıkması kolaydır. Evet. Yani nesnel tarafsız bir hekim gözlemleriyle bu ortaya çıkabilir. Ama Savcı Bey, şuradan katılıyorum. Ben Baykal'ı ben de çok iyi tanırım. Her sabah 4.30'da Oran yolunda evet. Değil mi? Evet. Yürüyüşlerini yapar. Söylediği gibi gıda rejimine, ilaçlarına çok itina gösterir. Ben Baykal'ın o yaşta, ki ben alıyorum işte kan pıhtılaştırıcı bir ilacı İlaç, aldığını tahmin ediyorum. Alıyordu, kan sulandırıcı. Plavix diye bir ilaç alıyor. Plavix, ben evet. Onu alıyorum muntazam. Hatta evet. Bunu bir keseyim mi? Mide kanaması oluyormuş dedim. Aynen. Doktordan fırça yedim. Onu devam ediyorum. Yani Savcı Bey'e iki katkıda bulunmak istiyorum. Tabii beni ilgilendirmez. Ben bir başka partinin mensubuyum. CHP'nin evet. Kurultayı. CHP'nin oy vereni. Ben zaten o anlamda evet. ilgilenmiyorum. Ülke güvenliği anlamda ilgilenmiyorum. Ama ben iç meseleyle ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren de şu olur. Bakın şimdi İstanbul'da biz biliriz kongrelerde süzülmüş delegeler var. Şimdi o delegelere bunlar, biz CHP'liyiz. Eski CHP'li bir tarif vardır. Asker delege. Evet. Bu asker delegenin demokrasiyle ilgisi yoktur. 2 kere 2 6 desen asker delege 6'ya oy atar. 4'ü bir türlü söylemez. Yani şimdi İstanbul, ama analiz çok doğru. Asker delege var. İstanbul gibi bir başkentte benim delegemin tamamı genel başkanıma oy verecek demek, bilmiyorum ne genel başkanın işine yarar, ve delegeye bir kere bir saygısın. Hakarettir tabii. Delegeye bir hakarettir. Yani ben İstanbul delegesinin bu hakaretin altında kalmayacak kadar bir kültürlü kentimizdir, değil mi? Yani evet, benim delegem asker delege diye bunu ilan ediyor. Bu bir kere, bu sözcükler yanlış işte. Onu bir ifade edeyim. Bir de şimdi Enis Berberoğlu konusuna gelirdi. Yarın o da tartışılıyormuş. Ben bütün CHP'lilere FETÖ çatı iddianamesini tavsiye ederim. Orada okumasını tavsiye ederim diyorsunuz. Evet. MİT tırlarının çok detaylı, kanıtlı, delilli olayları vardır. Baştan gazete bilgisiyle hareket etmemek lazım. Ben de baştan, ya bunun haber değeri var, gazete bunu yazar. Çünkü ana yollarda MİT'çilerle ordu mensupları bir kapışma yapıyor. Bu bir haber değeridir dedim. Fakat bu FETÖ çatı iddianamesini okuyunca benim de gözüm açıldı. Şimdi orada çok iyi görüyoruz ki önceden planlanmış, rolleri verilmiş, ha Esenboğa'dan itibaren başlanmış takipler var burada. Şimdi hepsi tutuklu ve ihraç edilmiş jandarma mensubu subayların başlattığı hareket. Fakat en önemli şuna dikkat edilsin. Olay yerine Fethullah kripto imamları geliyor. Yani MİT'çilerle ordunun çatıştığı yerde sivil Fethullah Gülen mensupları geliyor. Ve bunlar aşama aşama Amerikan elçiliğine bilgi veriyorlar. Bakın savcılık bunu da tespit etti.
Bunlar yani şimdi Fethullah Gülen'e mensup sivil, yani burada çatışan bir mit var, bir de jandarma var. Şeye ne oluyor? Fethullah, demek ki Fethullah Gülen'in operasyona bastığı, düğmeye bastığı bir hareket ki onlar da gelip, ve onlar da çok enteresan, Fethullah Gülen'i de sayma, Amerikan konsolosluğuna telefon ediyorlar. Şu saatte bu oluyor, bu saatte bu oluyor diye sürekli bilgi aktarıyorlar. Ve savcılık bunları sordu. Amerikan Büyükelçiliği de sildik onları, o telefon görüşmelerini, mahiyetlerini açıklamayız diye üstünü kapatmaya çalıştı ki o kriz biliyorsunuz vize krizine kadar yol açtı. Şimdi bunu Atatürk'ün kurduğu parti. Bunu bilmeden bunun balıklama ortalığına dalınamaz. Bunun ifade özgürlüğü, elbette bilgi alma özgürlüğü vardır. Ama kullanılmak yanlış bir şeydir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı olaylardır. Yine o FETÖ çatı iddianamesi okunsun. Orada Deniz Baykal'ın başına gelecekler de anlaşılıyor. Gelenler de anlaşılıyor. Şimdi biliyorsunuz İlker Başbuğ, Türk Genelkurmay Başkanı, çetede darbeci diye tutuklandı, yargılandı. Gerekçeleri şu: bizden daha büyük güç olmasın. Biz İlker Başbuğ'u alalım ki Türkiye'deki en güçlü adamı, Genelkurmay Başkanı bile tutuklayabildiğimizi Amerika da görsün, Türk ve dünya kamuoyu da görsün. Şimdi Baykal'da da aynı hesabı yaptıklarını öğreniyoruz. Biz Baykal'a bir kaset şey yapalım ve bunu devirelim. Yani Fethullah Gülen Pensilvanya'dan muhalefet partisi, yani kurultaylar falan önemi yok. Fethullah Gülen karar veriyor, Deniz Baykal'ı CHP başından atacağız. Siz çıkarın bir kaset, ki kaset montaj, her türlü hileye açık, teknik olarak bu bilirkişi raporlarıyla da tabii, sabit tabii, doğru. Bilirkişi raporları da tespit edildi. İftira, bir şey, bir kumpas bir olay. Yani Deniz Baykal'ın yerinde siz olsaydınız, sizin başınıza bir kaset operasyonu gelseydi nasıl bir tavır ortaya koyardınız Ceyhan Bey? Ben bilmiyorum. Savcı Bey ne der? Ben o zaman o tarihte Perinçek beni uyarmıştı. Cezaevinde tutukluydu Perinçek'te. Şey davasından dolayı Ergenekon beni cezaevine çağırdı ve Baykal'a haber göndermemi istedi. Biz Baykal'ı aradık. Dedik ki bu kasetlere yüz verme, zaten montaj olduğunu ben anladım. O sırada bir CHP gençlik kollarından bir stajyerim vardı. Oradaki bayan Nesin Baytok falan değil. Nesin Baytok Savcı Bey de bilir, o kısa boylu bayan, bu uzun boylu bir manken koymuşlar. Ama ona Baytok diyorlar. Bakın o kadına da iftira atıp hakaret ediyorlar. Bunun her türlü hileye açık olduğunu gördük. Onun için üstüne üstüne gitsin diye. Fakat acı olan, şimdi iktidar vaat ediyor, gelin de hak, hukuk, adalet diyor. Değil mi? Önce Deniz Baykal'a bir borçları var. Yani benim kızdım Deniz Baykal'a, küstüm Kemal Derviş'ten dolayı, partiden istifa ettim. Ama ben şöyle düşünürüm, Deniz Baykal'a yapılan bir hakaret, bir iftira bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu olsun. Bunun peşinden gitmeliler. Çünkü Uğur Mumcu'nun bir sözüyle şey yapayım, bir kişiye yapılan adaletsizlik ve haksızlık herkese yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi evvela bu Deniz Baykal'a yapılan kasetin hesabını sormalı. Şimdi zaten onu kurultayda, onu takip etmeli. Kurultayda Deniz Baykal'ın kaset hesabını soracağım deyip büyük bir destek almıştı ilk seçildiği kurultayda. Deniz Baykal'ın FETÖ'ye karşı planını bozan Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nu da zaten mükafatlandırdılar, hemen genel başkan yaptılar. Genel başkan yapmadan önce de PR'ını yine bunlar yaptı. Mesela Melih Gökçek'le tartıştırdılar, işte Mir Dengi Fırat'la falan, bunların bütün altyapısı hazırlanmıştı. Onun dışında şimdi Ceyhan abi Kemal Derviş'ten bahsetti. Kemal Derviş döneminde Türkiye, Kemal Derviş monte edilince onun kadrosu vardı. Onun kadrosundan bir tanesi Zeynep Damla Gürel CHP MYK üyesi yapıldı. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün baş danışmanı yapıldı. Bunlar böyle spontane gelişen şeyler değildir. Büyük oyunlar vardı. Bu büyük oyunlar hem CHP hem AK Parti'ye, Türkiye siyasetine yapılıyordu. Zaten yani Sayın Baykal'a kaset komplosunun tüm detaylarını Kılıçdaroğlu biliyor mudur? Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben o zaman Sayın Baykal'a MYK'da istifa edeceği zaman, bizim görüşümüzü alacağı zaman, ben CHP Genel Başkan Yardımcısıydım ve kendisine şunu söyledim. Herkes görüşünü söyledi, ben de söyledim. Dedim ki siz eğer bir kasete boyun eğerseniz
Bu Türkiye'nin siyasetine büyük bir darbe getirir. Artık bu FETÖ'cüler, bu, o zaman biz FETÖ bilmiyorduk. Yani bunu yapanlar diyorduk. Bu yapanlar Türkiye'nin siyasetinin bir kasetlik ömrü var, canı var, bir gıdımlık canı var. Biz istediğimizi yaparız. Kaseti götür, montajla, Tayyip Bey'i de götür, Deniz Bey'i de götür. Nihayetinde devam ediyorlardı. Eğer MHP yarı yolda dönmeseydi, onlara boyun eğmiş olsaydı bunlar devam edeceklerdi. Sonra da AK Parti'ye gideceklerdi. Önce MHP yarıdan dönünce bunların kamuoyu da bunlara karşı kaset olayında kamuoyu bunların mağduriyet üzerinde şey yaptıklarını görünce bunlar vazgeçtiler. Bunlar çok önemli. Ama ben şunu söylüyorum. Kılıçdaroğlu bu işin içinde vardı. Nasıl vardı? En azından o plana alet oldu. Ya Kılıçdaroğlu çıkıp deseydi ki biz kasete boyun eğmiyoruz. Deniz Baykal'da o zaman hepimiz karar aldık ya. Hepimiz namus şeref sözü verdik. Deniz Baykal evine gittikten sonra biz hemen olağanüstü toplandık. Önder Sav'ın başkanlığında elimizi masaya koyduk. Şerefimiz ve namusumuz üzerine yemin ettik ki Deniz Baykal'ı yedirtmeyeceğiz bunlara. Geri getireceğiz. Bunu Deniz Baykal istemedi. Biz istedik. Peki biz niye namusumuza, şerefimize sahip çıkmadık? Namusuna, şerefine sahip çıkmayan insanlar vatana sahip çıkabilir mi? Partiye sahip çıkabilir mi? Ya bunları konuşmadık. Bunlar Türkiye'de tartışılmadı. Çünkü niye tartışılmadı? CNN mi tartıştıracak? Başka televizyonlar mı tartıştıracak? Yok. Sen evinde söylersen kim duyacak? Üç komşun. Gazetelerle yazmadıktan sonra kim duyacak? Otobüsleri dolaşıp her yerde pazarlama elemanı gibi bunları mı anlatacak? Böyle bir imkan da yok. Türkiye'de bunlar konuşulmadığı zaman o zaman yeni mağdurlar oluşuyor. Yarın öbür gün biri AK Parti'ye yapar, biri başka partiye yapar. Bu rezaletleri ortadan kaldırmanın temel yolu o gün bu önlemi almaktı. Biz bunu yapmadık. Ve biz Kılıçdaroğlu yanımda oturuyordu MYK'da. Dedim ki eğer siz aday olacaksanız. Sayın Önder Sav dedim, bu bir siyah Aydın Doğan. Aynen öyle isim verdim. Bilmem kim bir projesidir. Eğer siz bunu bu projeye bizim genel başkanımız kurban gitti. Eğer siz bunu Deniz Baykal'ı geri getiriyorsunuz ama bazıları aday olacağım diye söylentiler var. O aday olmak isteyen varsa açıkça söylesin, kimse kimseyi kandırmasın. Kılıçdaroğlu'na döndüm, aynen Ceyhan abi gibi yanında oturuyor. Dedim ki abi dedim, siz aday olacaksanız söyleyin. Ya dedi, ben öyle kirli koltuğa oturur muyum dedi. Ben dedi o rezalet koltuğa oturur muyum dedi. Ben arkadaşlarımın dedi şey üzerine koltuğa mı oturacağım falan. Ya bunu söyleyen Kılıçdaroğlu iki gün sonra adaylığını açıkladı. Kime inanacaksın kardeşim? Böyle bir anlayışla sen ülke mi yönetecek? Kim sana güvenir? Şimdi yani çok önemli şeyler var ama biz konuşamıyoruz. Çünkü elimizde somut bir şey yok. Yani şimdi ben çok bildiğim, iyi bildiğim, %100 doğruluğuna inandığım durumlar var kasetle ilgili, planlarla, programlarla ilgili. Ama ben bunu söylediğim zaman ertesi gün savcı beni çağıracak. Kardeşim belgen var mı? Bilgin olabilir ama belgen var mı? Belge olmayınca hem sen suçlanıyorsun hem boşa çıkıyor. Biz bunu temizleyemedik, bunu çözemedik. Yani şimdi biz CHP şu anda CHP'nin delegeleri o kadar uyutulmuş ki, o kadar hipnoz edilmiş ki 8 seçim kaybeden, bir arpa boyu yol almayan Kılıçdaroğlu hala büyük bir kahraman edasıyla karşılanıyor. Hala Gandhi diyorlar. Hala Kılıçdaroğlu Türkiye'nin umudu diyorlar. Ya vallahi billahi Kılıçdaroğlu bir bakkal dükkanını yönetemez ya. Hesap uzmanı falan diyor. Şimdi bir de muhasebeci Kenan çıktı yanına. Öyle hesap uzmanına öyle muhasebeci yakışır zaten. Evet. Başka ne olacak yani? Şimdi yayın süremiz de oldukça daraldı. Sağ olsun arkadaşlarımız biraz yayınımızı uzattılar. Çok teşekkür ediyorum yönetmeniniz başta olmak üzere diğer arkadaşlara da. Yalnız bu son dakikalarda şunu merak ediyorum. Adnan Oktar ve kedicikleri hakkında hem savcı sayan hem de Ceyhan Mumcu ne düşünüyor diye merak ediyorum. Neden bunu soruyorum? Çünkü Diyanet İşleri Başkanı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Gündemde olan bir mesele. Ceyhan Bey buyurun, söz sizde. Şimdi deminki sorunuzu çok net yanıtı var. Onu söyleyeyim de bütün izleyicilerimiz bilsin. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP Sayın Baykal'a yapılan kaset tertibatının bütün detayını biliyordur. Bilmek zorundadır. Sebebi bunun mahkemesi Fethullah Gülen çatı davasında görülüyor. Vatan Partisi o davaya müdahil oldu. CHP de müdahil olmuştur herhalde. Müdahil olduğu için bütün belgeleri, bilgileri temin etme imkanları var.
Ve görevleri de bu. Kendi genel başkanlarına bir tuzak kurulmuşsa. CHP müdahil oldu ama CHP üstünü örtmeye çalıştı. Bunun onun için net biliyor diyoruz. Şimdi bildikten sonra yapması gerekli tavrın takdirini izleyicilerimize bırakalım. Şimdi bu tarikat meselesi, bu Adnan Oktar ya tarikat falan değil, adam kendisi ben işte hoca değilim diyor da Adnan Oktar ve kilicikleri konusunda yani o bir mimarlık fakültesinde öğrenciyken kendi kendine şehlini ilan ediyor, bir çevre buluyor ama o çevrede hiç kimse yoktur yani, ne Ankara'da ne İstanbul'da isimleri bellidir. Yukarıdan aşağı, sağdan sola 100 kişi bile değillerdir. Ama sesleri çok çıkıyor. Televizyon şey yapıyorlar. Onlar çok kitaplar yayınlıyorlar. O kitapları bütün Türkiye avukatlarına dağıtmışlardı. Bana da getirdilerdi. İlginç bir organizasyondur bu. Bu Adil Serdar Saçan, yanılmıyorsam, onlara bir operasyon yapmıştı. Yargılanırken Türkiye üniversitelerinden 50 profesörden ayrı ayrı mütalaa almışlar. 50'si de diyor ki Adnan Oktar çok iyi Kemalist ve Atatürkçüdür. Yani o şeydi, tam 22 Şubat günleriydi. Onlardan çok işe yaradı. Yani o mütalaalarla bu çete suçları ben çok istifade ettim yani hukuk şeyler olarak. Şimdi tarikat meselesine şunu söyleyeyim. Benim babam, dedem önce Ankara Medresesi'ni bitirmiş, Dersiyan. Sonra İstanbul Hukuk'a gitmiş, hukuku bitirmiş. Bunlar bu tarikat olaylarından hiç sıcak bakmazlardı. Yani bir... Yani Adnan Oktar ve benim dedem müfessir bir adamdı. Bir tarikat mı Ceyhan Bey? Yani neyse işte şimdi bizim temel kitaplarımız nedir? Bir, Kur'an-ı Kerim'dir. İki, hadiste, orada da çok titiz olmak lazım. Gerçek hadis. Çünkü ilk hadisi yazan Sahih-i Buhari, Hazreti Muhammed'den 130 sene, 180 sene sonra doğmuştur. Temel kaynaklarımız budur ve şuna inanırız biz, değil mi? Amentü billahi ve kütübü melaiketi diye böyle gider. Kitaplara inanırız. Önce Kur'an'ı bilmemiz lazım. Bunlar pek Kur'an'la filan ilgilenmiyorlar. Genellikle hadisten hareket ediyorlar. Şimdi Fethullah Gülenciler ne yapıyorlar? İşte Mehdi. Mehdi, Kur'an'da bir ayet var mı? Ayet yok da hadise var. Şimdi hadise kaçma durumundalar. Onun için hadislere çok titiz bakmak lazım. İşte o Cenab-ı Hak'la haşroluyor. Resulullah'la görüşüyor. Bizler de ashab gibiyiz filan diye böyle bir şeylere inandırılıyorlar. Aslında bunların çoğu layık kafalı. Aslında mesleki oportunizmi öne almış. Buraya gidersem terfi ederim, yükselirim, rektör olurum, dekan olurum, Yargıtay üyesi olurum, ağır cezaevine gelirim, ticaret mahkemesi başkanı olurum, suyun başına geçerim, rantın başına geçerim. Ama nasıl geçeceğim? Buraları bu Fethullah Gülen tutmuş, oraya mensup olurum diye gitmiş tipler de, evet, bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Adnan Oktarcılar da buna benzer bir şeydir. Bunun temel şeyi, güvencesi Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Bakın, Diyanet İşleri Başkanlığımız çünkü en güvenilir kaynaktır. Din kurulu vardır, istişare kurulu vardır. Yurttaşların sorularına yanıt verir. Diyanet İşlerimizi daha büyük gayrete girmesi lazım. Çünkü tarikat yol demektir. Biz tarikata giderek Allah'a ulaşıyoruz filan diyorlar ama çoğu tarikat mensupları farkına varmadan veya vararak şirke gidiyorlar. Yani şu bugün İslam'a inanan, Kur'an'ı bilen birisi Fethullah Gülen mensubunun öbür dünyasının da bir şirkten dolayı şey yapacağını bilir. Çünkü en azından kul hakkı yeme diyor. Evet. Ama hemen kul hakkı yerim, sınavları çalarım. Sona doğru yaklaşıyoruz da Savcı Bey, siz buyurun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani dünyanın bütün bilim adamları, profesörleri bir araya gelse, dünya düzeni için bir anayasa yazsa, Kur'an-ı Kerim kadar güzel bir şey yazamaz.
Eğer biz dört dörtlük çarpıtmadan, farklı yerlere çekmeden, kendimize göre yorumlamadan, laşlaştırmadan, özüne uygun bir şekilde uygularsak zaten hiç kimsenin kimseye ne suç isnat etme şeyi doğar, ne polise gerek kalır, ne belki de hiçbir şeye gerek kalmaz. Fakat biz Müslümanlar için söylüyorum. Biz Müslümanlar hem Kur'an-ı Kerim'i kendimize rehber ediyoruz, aynı zamanda o Kur'an-ı Kerim'i de kendimizin günlük yaşam biçimine göre ayarlamaya çalışıyoruz. Yani bu ne Türk ceza, yani benzetmede hata olmaz. Türk ceza yasasında bir kanun var, ben o kanuna göre suçluyum. Fakat ben o kanunu kendime nasıl ayarlayabilirim, nasıl kendime uydurabilirim?